Tartışmalarla başlayan CHP'nin olağanüstü Antalya İl Kongresi'nde il başkanlığı adaylarının delegelere seslendikleri anlarda salonda hava gergindi. Ortak kararla seçilen Divan Başkanı Zeki Durmaz'ın yönettiği programda sırasıyla Cavit Arı, Mesut Şimşek ve Bahadır Manyaslıoğlu konuşma yaptı. Kongreye CHP'nin Antalya Milletvekilleri Gürkut Acar, Yıldıray Sapan, Osman Kaptan, Arif Bulut, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Antalya Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve delegeler katıldı. Üç adayın da ortak söylemi ön seçim vaadiydi. Milletvekilliğine aday olmayacaklarını söyleyen adaylar daha çok milletvekili hedefinde birleşti. Çatı aday iddiasıyla gündeme gelen Cavit Arı milletvekilliği teklifi aldığını ve kabul etmediğini ilk kez kongrede açıkladı. Arı sert konuşmasında örgütteki kavgayı bitirmeye adayım dedi. Halkımızın geçimini, geleceğini, işini, acını, sağlığını, emekliliğini, yaşlılığını konuşalım. Partiye paraşütle inenler var diyerek CHP'ye sonradan dahil olanları hedef alan Arı, mevcut il yönetiminin düzenlediği kongredeki aksaklıkları da sert bir dille eleştirdi. Bir babanın çocuklarının geleceğine dair umudunda bir gerçek işsizliğinin çaresinde biz olalım. Arı'nın il genel meclisi başkanlığım döneminde en büyük yatırımı Alevi köylerine yaptım sözleri dikkat çekti. Daha sonra söz alan Mesut Şimşek konuşmasına Antalya ilçelerine selam göndererek başladı. Nazım Hikmet'in "Akın var güneşe akın" sözlerinden alıntı yapan Mesut Şimşek, uzlaşmayla gidilecek bir genel seçim yaşatacağını söyledi. Yol arkadaşlarım, yoldaşlarım, Antalya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki il şehidi Mustafa Şimşek'in yolunda yürüyün. Cumhuriyetimize kol kanat alıyorsunuz. O yol ki sizi, bizi, hepimizi Mustafa Kemal'in yanına götürüyor. O yol kentimizi Mustafa Kemal'in askerleri yapıyor. Bahadır Manyaslıoğlu ise bölge odaklı değil, oldukça ideolojik sözlerle delegelere seslendi. 68 kuşağının Deniz, Yusuf ve Hüseyin'ine, Gezi direnişine, halkların kardeşliğine ve Nazım Hikmet şiirlerine vurgu yapan Manyaslıoğlu zaman zaman kalabalığı coşturdu. Yaşasın tam bağımsız Türkiye diye. Cavit Arı'ya atfedilen çatı aday söylemini eleştiren Bahadır Manyaslıoğlu, uzlaşmak bu kadar kolaydı da biz 30 Mart'ta seçimi neden kaybettik sorusunu yöneltti. CHP İl Örgütü Antalya'daki 3 adaylı başkanlık seçimine çarşaf listeyle gitti. CHP'li 594 delegenin oylarıyla belirlenecek başkanlık yarışında gözler şimdi sandıktan çıkacak sonuca çevrildi. Kıran kırana geçen kongrede ipi kimin göğüsleyeceği ise önümüzdeki saatlerde belli olacak.